Merhaba arkadaşlar. nur ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet. Şöyle size yine çok güzel çıtı pıtı kolay mı kolay bir model hazırladım. Bakın çimeni ve bu şekilde çiçeğimizin kök kısmı aynı devam ediyor. Şöyle aynı şekilde kolay bir şekilde yapıyor. Bu yuvalara da bu şekilde 3 tane yapraktan papatya yaptık. Kolay ve böyle yapımı Hemen biten bir model isteyen arkadaşlar için hazırladım. Bir de arkadaşlar böyle kolay ve çıtı pıtı modellerden hoşlanan çok oluyor. O yüzden bu şekilde kolay bir model hazırladım. Evet modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tülbentimin ikişer zincir çekerek kenar tığlama işlemini yapıyorum. Bu çimeni yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde. İlk önce bu tığ battılarınız çok sıkı öyle. Pirinç tanesi gibi minik minik olması lazım. Büyük veya 3 e, zincirle çekilen tığ battılar bu ne olmuyor. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla bu tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ben ara suyu olarak biliyorsunuz modelimiz çatıkta olduğu için 4 tane bıraktım. E, şöyle çiçeğimizin kök kısmını yaparak başlıyorum bak. İlk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. Sık iğne ile sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1 ve 2. Bakın hepsini ayrı ayrı tığ battıya yaptım trabzanlarımı. Bu şekilde üçünü birden kapattım. Şöyle 7 tane zincir çekiyorum Bu çiçeğimizin kök kısmı arkadaşlar Buradan hemen ortadaki trabzanın Tepe noktasına bakın ara kısımdan girmiyorum Ara kısımdan girip Böyle Güğüm şeklini vermiyorum veya armut şeklini ortadaki trabzanın tepe noktasından 7 zinciri kapattım Tekrar 7 zincirimi çekip aynı bakın bu trabzanın ortadaki trabzanın tepe noktasından girip ikinciyi yaptım 3 tane bu şekilde 7 zincirden kirpik yapıyoruz ve 7 zincirimi buradaki ortadaki tığ battının içine kapattım tekrar 3 tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde 3 kirpik oluştu boş olan tığ battıya girip şöyle çiçeğimin temel kısmını ve şurası da dal sayılır arkadaşlar. 7 zincirden de 3 tane dal yaptık. Şimdi ara su işlemine geçiyorum. Bakın. Şöyle 1 2 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Yandaki boş tığ battıya giriyorum. 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1 ve 2. Şöyle 3 tane bakın trabzan tığımda üçünü birden bu şekilde kapattım. Bakın yapılış şekli aynı fakat ara sulara 4 zincirden şöyle minik bir kirpik yaparak sade bırakıyorum. Yine aynı bakın bu ortadaki trabzanın tepe noktasından girdim. 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki boş tığ Şöyle 1, 2, 3 zincir sökülmemesi açısından bu şekilde bir de görüntü açısından bakın şu orta kısmı şöyle çok güzel duruyor arkadaşlar biraz uzaktan tutayım böyle V şeklinde güğüm şeklinde hoş duruyor şimdi bakın bundan buraya dört tane yapacağız şöyle yakından göstereyim bakın şekil duruşu bu 3 zinciri çektikten sonra bir defa tığımı doladım hemen yandaki 1 2 alarak trabzan son ilmekler tığımda bir defa tığı doluyorum şöyle bir şöyle iki üçünü birden kapattım bir iki üç ve dört zincir bakın ortadaki üçünü birden kapattığım yeri aslında arkadaşlar bakın sık iğneyi o da ortadaki trabzanın tepe noktasına geliyor Şöyle 3 zincir. Kapatıyorum tığ batti. Boş tığ batti. Evet 3 zincirimi çektim. İkinciyi de oluşturduk bu şekilde. Bir defa doladım. Şöyle 1 ve 2. Bir defa tığı dolayıp hemen yandaki boş olanı 1 ve 2. Üçünü birden kapattım. 1 2 3 4 zincir bu ortadaki trabzanın tepe noktasından girip kapatıyorum. Şöyle 3 zincirle boş olan tığ battıya indim. 1 2 3 zincir. Bakın buradan 4 tane bırakıyorum. Çıtı olduğu için en fazla 5 bırakın arkadaşlar. Hatta 3 bile yeterli. Oyanın hafifliğine göre bence. Evet dördüncüyü de şöyle aynı şekilde yapıyorum. 1 ve 2 3 tane kaldı 1 2 3 ve 4 zincir ortadaki trabzanımın tepe noktasına şöyle gösteriyorum kapattım böyle minik bir kirpik oluşturdum 3 tane zincir çekip hemen yandaki boş olana girdim Evet ara suyu dediğim gibi böyle 4 tane Şimdi bir tane daha kök göstereyim arkadaşlar. Kökle başladık, kökle bitirelim. Şöyle 3 zincirden sonra bir defa tığı doladım. İşlem aynı. Sadece tepesinde bir yerine 3 tane kirpik. Şöyle üçünü birden kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Orta kısımdan 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle Aynı yere bakın. Bir tanesini battığımız yere 3 tane yapacağız. Aynı yuvaya yani. Aynı sık iğneye. 4 5 6 ve 7. 3. Şöyle kapatıyorum. Evet 1 2 ve 3. Bu kadar arkadaşlar. Sanırsam böyle kolay kimeği olan bir tülbent yapmamışsınızdır. Evet şimdi Kırdıktan sonra da şöyle ara suyu yaparak çimeni devam ettireceğiz. Bakın, bir ve iki. Bir defa tığı doladım. Yandakine giriyorum. Bir ve iki. Üçünü birden kapatıp dört zincirimi çekiyorum. Orta kısımdaki şöyle bakın, o gözüken şu telin arkasındaki yerden kapatıyorum. Üç zincir hemen sabitliyorum 1 2 3 son kez bunu da yapıp bitirelim arkadaşlar bir defa tayı doladım hemen 1 ve 2 bir defa tayı doladım yandakine şöyle 1 ve 2 üçünü birden kapattım 1 2 3 ve 4 4 zinciri kapatıyorum bu şekilde. Evet. Dediğim gibi çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi biz bu papatyanın yapılışına geçelim. Şöyle tülbentimi ters tarafına çeviriyorum. Bakın, tersinden yuvalarını hazırlayacağım. İlk iplikten girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirden sonra bir defa tığı doladım yuvaya girdim şöyle bir iki ve iki bir iki üç dört ve beş bir defa tığı doladım hemen yuvanın içine giriyorum şöyle bir şöyle iki şöyle iki bir iki üç dört ve beş Sonuncu kirpiğin içerisine sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm. Bakın. Beşer zincirden yuvalar hazırladım. Şöyle ters tarafından daha net gösteririm. Şöyle trabzanla ortaya bir tane yuva oluşturdum. Kenarlar sık iğne. Ortada da iki tane trabzanla bir yuva oluşturdum. Şimdi sık iğne ile yuvamın içine giriyorum. Sabit 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tayı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tayı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 3 oldu. Toplamda 6 tane trabzan yapacağız. Baştaki gibi sonuncu trabzanımız da zincirden oluşacak. Evet, 5. trabzanı da aynı şekilde 2 2 2 bakın hiç uzatmadan kalıp gibi olması için aralıksız çekiyorum zincirleri ve 3 zinciri alt trabzan olarak yuvaya kapatıp şöyle sık iğne ile diğerine geçiyorum evet, çok kolay dediğim gibi arkadaşlar ama çıtı pıtı hoş bir duruşu var iki defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 2 defa sayı daladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa sayı daladım. Şöyle 2, şöyle 2 ve 2. 4, 2, 2 ve 2. 5, 1, 2, 3 zincir. 6. trabzanımız 3 zincirden oluşuyor. Kapattım. Sonuncu yuvaya sadece sık iğne ile araya hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiyorum. 3 zincir 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığı doluyorum. 2 2 ve 2. 3 4 5 5. trabzanı da aynı şekilde 2 2 6. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum. Şöyle. Bakın buradaki yeşil yuvanın içine hem şu ilk sabitlediğim ip arkada kalsın diye hem de şöyle oyuntulu güzel bir görüntü olsun diye sık iğne yapıyorum bakın. Hemen şöyle bir zincirde dibine çekip ipimi koparıyorum papatyamız hazır bakın bu şekilde kalıp gibi güzel bir papatya yaptık arkadaşlar şöyle bunlar kalıp gibi ütülenince duracak şimdiden bile kalıp gibi bakın Evet bir tane de kırmızı yapalım Evet şöyle ters tarafında çeviriyoruz buradan ilk yuvanın içinden sık iğne ile sabitliyorum 5 tane zincir çekiyorum. bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum 1 2 ve 2. 5 zincir. bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 2 ve 2. 5 zincir çekiyorum. hemen yanındaki bu kirpiğin içerisine girip sabitliyorum. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Bakın aynı şekilde 3 tane yuva oluşturduk. Ve 3 yuvaya birer yaprak papatya yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2, şöyle iki bak 3 seferde aldım bu şekilde 6 tane trabzan yapacağım şöyle 2 2 ve 2 2 defa tıyı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 4 oldu 2 2 ve 2 trabzanları mızı bu şekilde yapıyoruz ve papatyamızı oluşturuyoruz. Sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim. Bu şekilde. Hemen diğerine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2 oldu. Şöyle 2 ve 2. 4 2 ve 2. 5 3 zincirle kapattım. Papatya. Şöyle. Şimdi sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu yaptığım yaprakların aynısını buraya yapıyorum. 2 defa sayı doladım yuvaya girdim şöyle 2 ve 2 trabzanları çekerken şöyle fazla boşluk bırakmıyorum sadece bu iki ilmekleri çekmeye çalışıyorum kalıp gibi dursun diye 2 2 ve 2 şöyle 2 2 ve 2 1 2 3 zincir şöyle kapatıyorum yeşil yuvanın içine giriyorum ve sabitliyorum bu şekilde şöyle yine tamamladık Hemen şu ipleri yakalım bakalım arkadaşlar. Evet modelimizi tamamladık. Şöyle çıtı pıtı çok güzel bakın. Böyle çimenler üzerinde açan papatyalar oldu arkadaşlar. Şöyle yakın tutayım. Araları da dediğim gibi fazla olmasa güzel oluyor arkadaşlar. Bakın 3 tane bile bırakılabilir. Bu şeyi göre hoşluğa göre daha yakın olur. Şöyle 4 tane başlangıç 4 tane devam ettirdim arkadaşlar. Bir de şöyle sallantılı haline de bakayım. Hoş ve zarif güzel duruyor. Böyle çıtır çıtır hoş bir duruşu var. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.